Bakın bakın görüyor musunuz? Bir önceki videomda kapak yapmıştım ya. Sonradan suyundan az bir şey aldım. Pekmezim vardı, bir çay bardağın yarısı. Onu karıştırdım iyice, tekrar üzerine döktüm ve fırına attım. Bakın şimdi görüyor musunuz? Fırınladım. Bu da bizim Karadeniz Zonguldak Ereğli Akçak Hoca'nın fındığı, cevizi. Bol 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 pekmezli. Bol bol bol. Kabak tatlısı, hana bir bak. Bol bol diyorum da aşkım. Herkes sana sanki senin gibi bedavaya geliyor. Demokrat ya. Seviyorlar beni de. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Fındığım yok. Benim fındığım oldu mu bahçe? Ben de başkalarına veririm. Bakın çek çek. Pekmezle yaptım. Çok güzel şerbetli. Şikeniyor mu? Ha? Görüyorsunuz. Böyle. Çok. Gösterdin mi? Gösterdim. Aşkım. Efendim. Toparlan. Bulaşığını mı yıkıyorsun, şeyini mi yapıyorsun? Bizim biliyorsun saatimiz geldi. Evet, evet biliyorum saatimiz geldi. Şey çıkacak. Böyle bir soğusun. Hele bir tadına bak. Hele bir bak. Hele bir bak. Hele bak bak neler neler var. Ama çok sıcaktı bu. Ben anlattım sıcaktı. Sıcaktır. Şu fındıktan alalım biraz. Cevizden alalım. Şimdi buralarda bir yakışırım gayrı. Yakışır gayır. Bak benim bu tarifi yapın. Yemin ederim yapın. Ne yaptım? Kaba, 2 kilo kaba, 2 su bardağı şeker tozuyla. Şeker tozu mu tozu yani? Tozu. Ama şeker tozu tozu. Biz ele değil, inerli. Islattım ya şu akşamdan. Ondan sonra güzel salak kalktım, onu koydum. Güzel altını açtım. 15 dakika, 20 dakika kaynadı. Kaynadıktan sonra bir ele bir su bardağı kadar bir su kaldı. Kaldıktan sonra ben güzel, size Azeri canladım. Ben güzel onu içerisine güzelce pekmezim vardı. Yarım çay bardağı. Onun içerisine o bile kavanozda, aha bu kavanozda içerisine o suyu aldım, güzel ben burayı iyice çarkaladım. Sonra bu borcama koydum kabağı, üzerine güzel töktüm, fırına attım. 10 dakika durdu durmadı. Sonra gittim, aha çok güzel, elim yandı. Ondan sonra üzerine de bol el blenderından çektiğim fındık, ceviz, sizin evinizde ne varsa. Güzel köftüm. İndi akşam gelende biz çayla yiyecek. İndi ben gidiyorum işe çalışmaya. Ama size biraz da kapının önünden gösterdim. Onu da atacağım. Yani hepsini birleştirip atacağım. Güzelceme böyle işte biraz da pazarı mazarı belki çekerim. Belki kapanı şöyle yaparım. Bilmiyorum nasıl yaparım. Günlük Nurten'in ne yaptığı belli olmuyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Kartondur, odur, budur falan derken ama güzel. İş yapmayı çok seviyorum. Yani boş oturmaktansa çalışmak. Bak biraz önce evi süpürdüm, sildim, tekrar tozunu aldım. Diyeceksiniz bunu da göstermedim. Sıkılmayın, gına gelmesin diye göstermedim. Ama evdekilere gına geldi, onu söyleyeyim size. Herkese merhaba. Kivilerimiz falan budanıyor. Bakın. Temizlikleri yapılıyor. Evin önünden görüntüler. Şu yanları da ufuk yolup tava atıyor. Bu da üzüm budanacak. Bunda yarın bir adam varmış, o gelip budayacak. Bu da benim anam. İkinci kat benim. Bizim ev. Görün bak. Bizim derken annem bir nevi. Böyle. Ozan da geliyor. Bunlar da şey yap. Neyse biz gidiyoruz. Hadi çeke çeke gideyim. Şöyle. Evet, şimdi gene bak yaz gibi yok, hava var. Bu dev sürgülü kapıyı Ufuk'la ben yaptık. Kaynak makinesi. Bu da benim geri dönüşümden yaptığım çardağım. Evimin önü. Böyle gidiyoruz. İşe gidiyorum. Hafif bir rüzgar var ama şey hava güzel.
Mahalle güzel ya. Bu da Ufuk. Ya videom silindi. Çok güzel video çekmiştim. Dolu dedi. Ben hep video siliyorum yanlışlıkla. Neyse kısa bir size kabak tatlısını da arada koyacağım. Belki başta onu koyarım. Daha sonra bunu koyarım. Böyle. Buralar sahibi hiç gelip işte bazılarına Allah arsa veriyor. Değerini bilmiyor. Sakallı. Aa, sakallı. Sakallı tavuk. Evet işte. Ufuk. Merhaba, daha başlayayım. Merhabalar, selamünaleyküm. Videom silindi, çok üzgünüz değil mi Ufuk? Çok güzel video çekmiş. Ama ben sana söyledim hayatım, o senin sabah çektiğin dedi. Ama ben ne bileyim, ben sabah video çektiğim Ufuk. Ben çok unutkanım, hangi bir şey seni mi tutuyormuş? Sen anlatamadın. Aklımı çıkarıyor ya. Sabah da. Böyle gidiyoruz. Biraz da pazarda çekerim. Sağlıklı yaşa. Tekrar herkese merhaba. Tabii şu anda akşam saat 10 oldu. Ben pazardan geldim. Pazardan şöyle ıspanak aldığımda şu şekilde İki tane aldım. İki tanenin bir tanesini anneme vereceğim. Şu da tere mi, roka mı? Ben bununla ilgili tam bir bilgim yok. Yıkamadan şey, şöyle ucundan bakıyorum. Bunu annem bilir. Ve bana Sivaslı bir abimiz var. Hiç benim, yani beni boş çıkarmaz yani öyle. Bana bir turp verdi. Yer misin dedi. Ablayla abi çok iyidir. Şöyle turplarımız var. Şunları mesela balla karıştırarak çocuklara yedirebiliriz. Güzel oluyor. Şu turplardan çeşit çeşit beni çağırdı. Kendine de böldü, bana da verdi abi. Bir kasaydı. Sağ olsun hiç beni boş çıkarmaz. O üzerine de onu aldığımda bunu üzerine koydular. Ama bu herhalde tere bu ya. Roko. Roko biraz daha mı acı oluyor? Bilmiyorum ki. Ama neyse annem seviyor. Beyaz az koydum. Anneme de veriyorum çok çünkü. Bunu böyle işte ya çok üzgünüm. Bugün sabah kahvaltıda çok güzel ekmek falan kızartmıştım. Çok güzel bir video çekmiştim. Yanlışlıkla doluydu diye Enes yine böyle işte şeyler oyunlar yüklüyor falan. Yani anlayacağınız o oyunu kaldırdım. Bir de eski yüklediğim videolardan bir tek tük kaldırayım derken onu tam çekmiştim böyle hiç durdurmadan. Gitti. Onu da sildim. O gönderdiğim video zannettim. Ufuk bana Nur sen ne yaptın demesiyle böyle kaldım yani. Çok üzüldüm. Onun için böyle yani biliyorsunuz kabak yapmıştım. Yani o videoda yapmıştım ve gerisini çekmemiştim onun. Böyle kabağı yaptığımı da koyacağım. İlk başta onunla başlayacağım. Şimdi geldim çay koyduk. Annem kendi kestiğimiz makarnadan bize de yapmış böyle. Şimdi biz bunu yoğurtla yiyeceğiz. İstersek mayonezle de yeriz. Böyle işte. Annem bir turpu çok seviyor. Ben de seviyorum. Elma gibi yiyorum. Şöyle vereyim. Kırmızıdan çok vermişim anneme. Neyse anneme de verdim. Kendime de verdim. Böyle işte. Böyle anlayacağınız. Bunun ne olduğunu da şey yapamadım. Bu iki çeşit herhalde burada ya. Yo aynı mı bu? Bu ne? Bu ne? Aynı ya bu. Şöyle az bir şey kendimiz alayım. Şimdi yıkar. Güzel bir üzerine de limon sıkarız. Tamam şunu da anneme vereyim. Anneme biraz daha fazla vereyim. O seviyor. Şöyle şunla şunları anneme vereyim. O hemen yıkıyor. Çok seviyor. Direkt yiyor yani. Şunlar onu yıkarım ben şimdi. Yeriz. Neymiş? Bu da onun yavrusu. Bunu da belki yarın yemeklerimi yapacağım. Yarın çarşıya gideceğim. Ama Müge Anlı izlemeden gitmem. Bu Sinan yakalandı ya. Yakalandı ama ne? İçeride yiyip oturacak. Onun hakkı o değildi. Bilmiyorum.
bir mikrop yok oldu. Böyle işte bunları anneme vereceğim. Meyve aldım çocuklara. Portakal aldım. Ondan sonra muz aldım. Onu nasıl göstereyim size? Şöyle. Muz aldım. Bilmiyorum çocuklar pasta istiyor. Ben pasta yaparım. Ondan sonra böyle portakal aldım. Elma aldım. Burada. Bunları da böyle bu şekilde koydum. Bugün doğradım hepsine birer tane. Güzel. Biz her gün çocuklarıma ben meyve veriyorum. Kivilerim zaten biliyorsunuz kendi kivilerim. İçeride 3 kasa yapmışım böyle. Annemin kendisinin de var. Üzerinde örtmüşüm böyle karanlık bir şekilde ama serin bir yerde duracak. Gidip gelip çocuklara 5 tane mesela hepsine mesela Aslı 3 tane, Enes'e 3'er tane doğruyorum. Aynı tabak yapıyorum. Birer muz doğruyorum. Armudu 2'ye bölüyorum. Portakalı 2'ye bölüyorum. Böyle yani yeşil ekşi elmayı çok seviyor Enes. Yeşil ekşi elma aldım. Kırmızı elma aldım. Ya elmalı pay da yapabilirim. Enes'ten tabii bana kalırsa öyle söyleyeyim size. Bu şekilde şükürler olsun Allah'ıma. Bugün de böyle her şeyimiz var işte Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi annem bile kabak tatlısı vereceğim yukarıya ayrıyetten. Sağ olsun Ufuk bana bir kavanoz daha böyle el blenderından geçirdi ama büyük rondoyla geçirmem lazım aslında. Şöyle annemgile de kabak verelim. Bir de soğumuş, çok güzel olmuş. Gerçekten. Bakın dilim dilim. O kadar güzel. Bir de pekmezle yaptım ben bunu. Çok güzel oluyor. Gerçekten. Her hafta alayım artık yapayım. Böyle. Ben asla bir yemek yaparken yani yukarıya mesela annem gel geçecek. Tabii ki çok üzülüyorum. Gitmelerini istemiyorum. Kardeşim orada çalışıyor. Yani böyle her şey yaptığımdan yukarıya da veriyorum. Üzülüyorum. Ailem gidiyor. Gene ben işe gittiğimde hem çocuklarımla birlikte duruyorlardı. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Tekirdağ Çorlu'ya gidiyor annemler bu arada. Öyle işte. Yalnızdım burada yani. Tekim ben. Onu da Ufuk'la ben yeriz. Bir de annemle babamın bir huyu var. Size onu da söyleyeyim. Şimdi ben bunu verdim ya. Eline para alıp gelecek. Nedir ki sen buna işte toz şeker döktün. Sen kabağa para verdin. Sana da yazık günah değil mi? Zorlukla çalışıyorsun. Almıyorum, istemiyorum. Yani istemiyorum. Ondan sonra çocuklarına falan getirip veriyorlar. Yani öyle de bir annem babam var benim. Yani ailem bana katkıda da bulunuyor. Kirada şeyleri var. Çocuklarıma veriyorlar. Servislerini onlar ödüyorlar. Böyle kardeşim olsun. Hepsi. Biz birlikte burada yani güzel oluyordu. Anne baba büyük çok önemli bence. Ya aslında gitmelerini istemezdim. Yani üzülüyorum, kafaya da takıyorum. Ama kardeşim iş için gidiyor. Mesela gittim geldim sobayı falan hazırlamıştım. Anne yak dedim. İniyor çocuklara bakıyor. Çocuklara yemek veriyor. Mesela biliyorsunuz depremler oluyor. Allah'ım korusun. Onlar burada oluyorlar. İnsan korkuyor. Artık evde dururum herhalde. Yani genelde öyle yaparım. Anne! Anne! Bitti mi kışı? Neyse ben şunlar anneme benim geleyim. İşte böyle Ufuk da arabayı geldik böyle işte ayırıyor, ayıştırıyor işte. Plastiği, petleri bir tarafa, kartonları bu şekilde. Şükürler olsun gene arabayı böyle doldurduk. Pazardan, oradan, buradan böyle işte.
yükseklikten görünüyor. Böyle yapayım size. Bu şapkanı da taksana. Elinde eldiven böyle. Yok, şu ezan okunuyor bir de. Hava çok soğuk bu arada. Şimdi benim biliyorsunuz bugün günlerden pazar olduğu için evlerimi süpürdüm. Tekrar bugün sildim. Demeyin ki Gınan geldi bize çok süpürüyorsunuz diye onu göstermedim tekrar. Böyle dik köşe yapınca her hafta sonradan kolay oluyor. Şimdi şunları yerleştireceğim. Gelip roka mıdır, tere midir anama da sormadım. Kur'an okuyor annem yukarıda. Annem her gün Kur'an okur. Onun da öyle bir şeyi var işte. Allah kabul etsin. Böyle ya da belki birine mi okuyor, kim okuyor gene? Birisi demiştir bana okur musun? Annem çok iyidir. O kadar iyidir, o kadar iyi niyetlidir. Biliyorsunuz benim annem kanser hastası. Ve gerçekten hep böyle kendisini Kur'an'a verdi. Daha çok o zamanlar. Yani ondan önce de okuyordu da. Ondan sonra hep o şekilde yani. Evde kimseyle işi olmaz, gitmez, gelmez. Şimdi gittim Kur'an okuyor. Böyle buraların falan hepsi temiz. Çünkü biliyorsunuz yarın benim çarşıda işim var. Enes, sesini kısa aşkısı benim. Ben de çamaşırları çıkardım. Bakın geldim annem sobayı yakmış. Bu şekilde. Çayımın üstünde ne bu? Hah, lambaya değdi. Şöyle şimdi çamaşırlarımı asacağım. Ne başlamış? Bunun adı ne? Master mıdır? Master mıdır? Şöyle şu şekilde çamaşırlarımı ne yapacağım? Sobanın biraz üzerine, birazını sobanın üzerine asacağım. Bakın işte bak yalan söylemiyorum. Bakın saat 10 geldim evleri görüyor musun? Enes falan tertemiz tutmuşlar. Canlarım benim. Çünkü biliyorlar annesi babası çalışıyor. Allah razı olsun onlar da bizlere destek veriyorlar. Kitap okudun mu aşkım? Böyle çamaşırlarımızın birazını asacağım. Kapıların üzerlerine de asıyorum ben. Dün siyahları asmıştım çocukların okul kıyafetlerini. Aslan'ın. Bunlar neymiş? Bunlar eşofmanları kapının üzerine asacağım. Böyle Aslı Hanım'ın okul eşofmanları. Şöyle. Yok yok sen görünmüyorsun. Aslı da saçlarını yıkamış. Affedersiniz yani banyo olmuş ablaları. Şimdi benim patiklerim. Bunu ayağıma giyiyorum. 2 dakika sonra bunun takımı var bende. 2 dakika sonra geceleri de çok iyi oluyor. Ayağıma giyiyorum takım var. Allah bu kadar sıcak tutuyor. Hemen çıkartıyorum. Yani 2 dakika giymeden çıkartıyorum ayağımda. O kadar sıcak oluyor. Ben çok üşüyorum. Yani hele kışın daha çok üşüyorum. Çalıştığım işten dolayı. Böyle işte şimdi çay koydum. Annem dediğim gibi bize yemek yapmış. Onu makarna yapmış. Kabak tatlısı yeriz. Ondan sonra yarın saat öğlenmeyi şeye gideceğim. İşlerim var biraz çarşıda. Kimliklerimizin biz hep randevu bir türlü bulamamıştık. Bulduk şimdi randevumuzu aldık. Ödedik paralarını. Tabii herkes 36 TL alırken biz pahalanmış var oldu. Onu söyleyeyim yani. Kimlikler, ehliyetlerimiz, eşimle ikimizin ehliyetlerini yaptırdık. Şu yastık. Ondan sonra şeyi yaptırdık. Kimliklerimizi, çocukların falan hepimizin. Valla 500 küsür lira para çıktı. Pahalanmış yani onu da söyleyeyim. Zam gelmiş. Biz kaç liradan yaptırdık? 83 mi 86 TL'den mi ne yaptırdık adam başı? Kimlikler 15 TL'ydi. 2 tane kimlik var. Böyle işte akşamları da geldim mi? Bakın böyle işte insanların canlısına girdim mi? Hem dinliyorum hem böyle iş yapıyorum yani inanın bana gerçekten inanın. Bir yandan yazmaya çalışıyorum. Ben hani yarını düşünüyorum. Yarın ne yapacağım diye yapmam lazım yani. Çünkü ben biliyorsunuz karton plastik topluyorum. Kim kime para veriyor? Bu da Aslı'nın. Bunu da asayım kapının üstüne. Ablaları. Şimdi işim bitsin. Hemen gideyim Ufuk'a yardım edeceğim. Ondan sonra Ufuk'a yardım edeceğim. Böyle. Şunlar lazım oluyor. Enes'e yarın giydiririm gene.
Çünkü her gün değiştiriyoruz çocuklarımız rahatsız olmasın diye. Temizlik hastası değilim. Bu arada onu söyleyeyim. Öyle zannedenler olur belki. Ama temizim. Dip köşe devamlı yaparım. Ya diyorum ya boş oturmaktansa akşam yine kalkıp işime gidiyorum. Yani böyle işim gücüm bu yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle atleti de alsam da. Şöyle takıyorum. Ondan sonra orada kurur. Böyle kapının üzerine. Yani bunları yarına ben alırım buradan. Böyle işte. Şimdi bir atlet daha var. Vallahi atlet giyiyorum çünkü çok üşüyorum. Burada dudaklarım çatlamış. Ben öyle çok ruj falan da kullanmıyorum. Ruj falan sür diyorlar. Böyle. Bunları da öteki kapının üzerine götürürüm. Sobanın arkası temiz. Şunları da sobanın arkasına böyle diziyorum. Zaten bunların acelesi yok. Yoksa şuraya böyle şöyle de yapabilirim. Makinam temiz yıkıyor benim. Makinam güzel. Bir de kuru çıkartıyor benim makinam. Çok güzel çıkartıyor. Böyle işte. Gideyim çayın üstü altı da kaynamıştır. Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Böyle. Aslında saçlarını örerim. Şimdi çocuklar yatar birazdan. Çantasını hazırladım. Böyle. Yastık kılıfları. Yani Nurten Ufuk ne yapıyor? Bunları yapıyor. Yani bunların dışında bir şeyimiz yok. Bunu da çekeyim dedim. Dışarısı çok rüzgarlı. Tripodum düşer eder. Gideyim ben şimdi Ufuk'a yardım edeyim. Enes baksana görünüyor mu aşkım benim? Hadi. Onun da sesini kısmadın Enes. Azıcık bir durdur aşkım onu bak. Ses çıkıyor anne işim benim. Heh. Annem bir bak bakalım. Görünüyor. Kafam falan görünüyor değil mi? Tamam. Şimdilik ne yapıyoruz? Dediğim gibi çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri işte beğeniyorsunuz. Bizleri güzel aile diyorsunuz. Allah razı olsun. Bunlar için yani hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdilik biraz da orada da nefes nefesi kalmışım. Ufuk da aklımda yani. Buradaki işlerimi de yapmam lazımdı. Onun için unutuyorum ne diyeceğimi. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Yine desteklerinizi bekliyorum. Nasıl bekliyorum? Abone olarak, beğeni tuşlarına basarak. Bu şekilde yani. Başka bir şey istemiyorum zaten. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Çok yorgun farkındasınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Eliniz kapatabilir misin aşkım? Nurten Ufuk'un hayatında kalın. Hoşça kalın. Elim yetişmiyor. Dur. Ben. Yine ben. Dur aşkısı dur.